kurulu bir makineyim, ya arıza yaparsam. İstemediğim halde ya devrelerimi yakarsam. Durmam gerek ya yere yıkılırsam. Ya bir çuval inciri mahveden ben olursam. Bir daha düşünecek olsam, aynı yanlışı iki kere yapar mıydım sanmam. Eyvahlar olsun bir daha kanmam. Ne de zor oluyor aradıklarımı bulmam. Sorduğum soruların yanıtını almam. Cevap belliyse sorusunu sormam. Dişlerim sivri ama korkma ısırmam. Bana bit lan artık derler azalma. Sohbetini de düze tek haz almam. Çoğundan hoşlandığımı pek sanmam. İstediğim anda istediğim yerde olsam. Süpermen gibi istediğim yere uçup konsam. İnkarı bırak kabullen. Kabullenmekten başka çaren Thank you.
Müdürü. Yine! Müdürü bıçaklamak ne demek lan? Müdürü bıçaklamak ne demek? Müebbeti yersin artık. Yapmadım. Belki de bakarsın idam cezası çıkar, asarlar seni. Ben yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Yemin ederim ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Yemin ederim ben bir şey yapmadım. Ne olur. Ne olur açın kapıyı. Yemin ederim ben bir şey yapmadım. Ben buradayım Seyri. Yanı başındayım. Geldik. Acele lütfen edin. Sakin olun. Acele edin lütfen. Acele ediyoruz zaten beyefendi. Ameliyathaneyi hazırlayın. Çabuk. Çabuk. İsyanı bastırdık efendim. Arkadaşlar sayımda. Ölen yaralanan? Mahkumların 15'i belirdeler. İkisini hastaneye sevk ettik. Can kaybımız yok. Nihal Hanım nasıl? Durumu kritik. Halen ameliyatta. Köpekler bizi ısırır mı ki? Ben çok korkuyorum. Aa! Koskoca çocuklar, iki tane köpekten mi korkuyorsunuz siz? Kalkın bakın, kalk. Toplaşın bakın, bak ben size bir şey anlatacağım şimdi. Onlar neden bağırıyor biliyor musunuz siz? Bilmiyoruz. Ben anladım size. Seneler evvel ben daha küçücükken, sizin kadarken köydedim o zamanlar. Bir gece köyün bütün köpekleri toplanmış deli gibi bağırıyorlar. Ne bağırmak, ne havlamak. Uyukmuyorlar gari. Dayanamadım çıktım dışarı. Beni görüverince hepsi bana döndü. Başladılar daha çok bağırmaya. Hav, hav, hav. Korkuyor emmi. Korkunun ecele faydası yok. Bir cesaret gelivermiş. Dikildim karşılığına. Dedim. Derdiniz ne sizin bu saatte? Bir rahat verin ya. Başlığında bir tane çoban köpeği vardı. Böyle kırçıllı kırçıllı. Keyfimizden mi bağırıyoruz be Dudu abla dedi. Köpekler konuşur mu ki? Konuşur ya. Konuşmasını bilene konuşur tabii. Biz köylü yerde öğreniyoruz ondan diller. Velhasılı neden bağırıyorsunuz o vakit dedim. Çok açız be abla dedi bir tanesi. Aç olmasak ısırmayız kimseyi. Havlamayız da. Akşamdan taze fasulye kaldırdım. İki sokum ekmek doğradım içine. Kodum çana ve edim önlerine. Sustular mı peki? Sustular mı? Sustular ya.
Sustular tabii. Karınları doyunca bir kenara kıvrılıp uyuyuverdiler. Dışarıdaki köpekler de açmış. Onlar da acıkmış ya. Birazdan yemeklerini yer susarlar. Bizi havlamıyor onlar. Hiç korkmayın siz. Köpekler insanlar gibi değil ki. Onlar aç kalmadan, canları yanmadan hiç kimseye zarar vermezler. Bir insan durup dururken başkasının canını yakar. Sebepsiz. Hayvandan zarar gelmez çocuğum. İnsanın insana yaptığını hayvan yapmaz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on beş, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi bir, yirmi iki, yirmi üç, yirmi dört, yirmi beş, yirmi altı, yirmi yedi, yirmi sekiz, yirmi dokuz, otuz, otuz bir, otuz iki, otuz üç, otuz dört, otuz altı, otuz yedi, otuz sekiz, kırk, kırk bir, kırk iki, kırk üç, kırk dört, kırk beş, kırk altı, kırk yedi, kırk dokuz, elli, elli bir, elli üç, elli dört. Sayım yapıldı mahkumlar bloklarında. Jandarmalar? Jandarmalar dış nizamiyedeler efendim. Emirlerinizi bekliyorlar. Ayrılmasınlar yerlerinden. Anlaşıldı efendim. Bir saniye. Efendim canım? Yok, yok. Merak etme. Evet. Evet, geçti. Her şey yolunda. Çocuklar nasıl? Onlara bir şey belli etmedin, değil mi? Tamam. Ben de, ben de. Nihal Hanım'ın yokluğunda bütün yetki sende Özlem. Mahkumlar pek sever böyle karışık durumları. Yüzümü kara çıkarma. Merak etmeyin efendim. Thank you.
Gel. Sırtım tutulmuş, gel şu sırtımı. Olayım ablam. Sibel! Gelin toplayın şuraları. Ne diyorsun deniz karşısına Kudret annem? Titrek titrek dolanıyordu ortalıkta. Dün bir, bugün iki. Çekti taktı müdüre. Belki de o yapmadı. Yapmış mıdır? Sanki o çap o karı da yok be abla. Ama belli de olmaz ha. Gerçi sana bile posta koymaya kalktı o deli. Çenen değil, ellerin çalışacak. Yok, ben abla yani karı katil mi diye. Nihal karısı kendi salaklığının kurbanı oldu. Naciye'yi gördünüz mü? Asker bizi bloklara sürerken bir ara gördüm, sonra kaybettim. Yavaş! Hani en ufak bir hareketlenme olduğunda bizi haberdar edecektin. Artık sana güvenemeyecek miyiz Naciye? Yok, fırsat olmadı Özlem Hanım. Böyle aniden gelişti her şey. Kudret anne, hadi dedi, hurra, fırladık bloktan. Hadi beni görmedin. Oktay, Murat, Meltem, onları da mı görmedin? Görsem ne olacak Özlem Hanım? Kudret anne bir yakalasa, anlasa idareye öttüğümü, orada mıhlar beni, hayatta yaşatmaz. Ha diyorsun ki, kanunlar, ceza ve yasaları bir tarafa, varsa yoksa Kudret anne. Öyle mi diyorsun yani, ha? Duyamıyorum, ne diyorsun? Yok Özlem Hanım, estağfurullah. Devlete kafa tutmak haddimiz değil. Akşam sayımından sonra kısımların kapıları kilitlenince devlet evine gider Özlem Hanım. Böyle mışıl mışıl uykusunu uyur. Ama Kudret uyumaz. Bu Azrail gibi sabaha kadar başımızı bekler. Anne. Neredeydin sen? Özlem çekti. Ağzına bir parmak bal çaldım geldim. Var mı bir havadis Nihal'le ilgili falan? Hastanedeymiş ameliyatta. Peki. Arada bir uğra. Yalan yanlış bir şeyler anlat. Ağzını ara. Olur anne. Bunu uyuz oluyorum ya. Frit oldum. Ya biz buna para veriyoruz kardeşim, para veriyoruz. Anam anam. Anam bütün gün Öykü'yü kucaklayacaksın diye belim kovmuş. Ben acık uzanıyor. Oh. Azra. Sence Nihal Hanım'ı Deniz mi öldürdü? Yok ya, o kadar salak bir kıza benzemiyor. Ya umarım o yapmamıştır. Ya gerçekten Nihal Hanım ölürse, ya Deniz kızını bir daha göremezse, hele bir de müebbet yerse kesin öldürür kendine. Ya umarım bir delil falan bulamazlar işte, ne bileyim. Durum nasıl? Ameliyat iyi geçti. Şimdilik iyi. Görebilir miyim? Henüz değil. Hazır olunca haber veririz. Tamam, teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol. Tartışmışsınız daha önce Nihal Hanım'la. Görenler olmuş. Oldu, evet. Ne olmuş? Küçük bir tartışma. Tartıştığımız herkes öldürmüyoruz değil mi Savcı Bey? Ha,
Gördüklerini anlat. Kim yaptı? Bilmiyorum. Ben geldiğimde Nihal müdürüm yerde yatıyordun. Denizde öyle şırkılmış kalmış. O mu yaptı bilmiyorum. Başka hiçbir şey görmedim. Bak eğer bir şey bilip de söylemiyorsan başın yanar. Vallahi ben bir şey bilmiyorum. Bilsem söylemez miyim hiç? Meydan okumuşsun bir kere yemekhanede. Buranın ağası benim demişsin. Evet dedim. Ama ben yapmadım. Çok zaman geçti o mesele yaşanalı. Ne de olsa devletin memuru. Sayın savcım, biz haddimizi biliriz. Nerede duracağız, kime vuracağız çok iyi biliriz. Gördüğün, duyduğun bir şey yok mu peki? Hayır, yok. Hiçbir şey görmedim. İyi çalışmalar. Teşekkürler. Müfettiş Metin Kovan, Adalet Bakanlığı müfettişi. Müdür yardımcısı Özlem Balaban, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Var mı bir gelişme, herhangi bir bilgi? Henüz bir şey yok. Bir şey bilseler de zaten kolay kolay konuşmazlar. Bakalım göreceğiz. Buyurun. Çevren genişti sana. Hukukun ve adaletin önünü açmak için elimizden gelen her şeyi yaparız Sayın Savcı. Değiştir şu üstündekileri. Kirlileri de torbaya koy. Hadi. Nihal Hanım'dan haber var mı? Durumu nasıl? Neden soruyorsun? Çok mu merak ettin? Önce vuruyorsun, sonra da soruyorsun. Sen kocanı da böyle sormuştun. Vicdan hep geriden geliyor değil mi? Ne tuhaf kadınsın ya. Ben yapmadım. Yemin ediyorum ben yapmadım. Hep seni buluyor değil mi? Uzatma hadi. Değiştir şunları. Seni mi bekleyeceğiz lan? Hadi savcı bekliyor. Yürü. Lan sallanıp duruyorsun ya. Yürü. Nasıl oldu olay? Olay? Olay derken? Müdürü bıçaklama. Ben yapmadım. Dünden beri herkese söylüyorum. Evet. Seninle hemen bir konuda anlaşalım. Hemen. Doğruyu söylemen mahkemede işini kolaylaştırır. Doğruyu söylemen. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Ha? Ha? Dürüst bir itiraf. İtiraf? Neyi? Neyi? Ben yapmadım diyorum. Ben yapmadım. Dünden beri herkese söylüyorum. Kimse de beni dinlemiyor. Peki. Dinliyorum ben. Anlat. Hadi. Ben odada oturuyordum. Sonra Dudu Öykü'yü getirdi. Dedi ki biraz bakar mısın çocuğa? Dışarıda karışıklık bir şey varmış. Tamam dedim. Sonra Öykü bir an odadan fırladı. Ben de peşinden fırladım hemen. Koridorlar zaten. İnsanlar birbirlerine saldırıyor. Karışmış. Çocuğa bir şey olacak diye korktum. Sonra koşmaya başladı. Ben de onun arkasından koşmaya başladım. Bağırdım. Koridorun ucunda gördüm onu. Bağırdım Öykü diye. Sonra ona doğru koşmaya başladım. Sonra düştüm. Nihal Hanım'ın yanına düştüm. Kan olmuştu her yer. Kaydım. Onlarca kişi vardı koridorda, onlarca. Bir senin ayağın kayıyor. Bir sen düşüyorsun. Bilmiyorum. Neyi bilmiyorsun, neyi? Bal gibi biliyorsun ne yaptığını. Nihal Hanım kaçak telefonla görüştüğünü öğrenmiş. Seni yanına çağırmış. Bağırıp çağırmaya başlamışsın. Ne?
Çok mu kızdın? He? Bizi bu... Yani bunu onunla... Kızınca kontrolünü kaybediyorsun değil mi? Tıpkı kocana yaptığın. Kaç koşun sıkmıştın adamcağızı? Ben bir şey yapmadım. Tehdit deme etmedin. Onlarca şahit var. Avaz avaz bağırmışsın. Hesabını kestin değil mi? Ha, söyle söyle. Yapmadım. Söyle, ben yapmadım. Söyle, hesabını kestin. Ben yapmadım. Kimseye bir şey yapmadım. Nihal Hanım uyanınca zaten her şeyin ne olduğu anlaşılacak. Uyanınca. Alo Özlem. Murat ne oldu? Ameliyat iyi geçti çok şükür. Doktor da iyi konuştu. Ya şimdilik her şey yolunda. Gözümüz aydın. İnşallah. Özlem bir şey soracağım ya. Kim yaptı belli oldu mu? Deniz mi? Belli değil. Deniz şu an sorguda. Araştırıyoruz. Tamam. Bir şey olursa hemen haber ver bana. Kim yaptıysa soracağım hesabını. Tamam. Ne diyorsunuz? O mu yaptı? Olabilir. Yalnız Deniz Demir bir konuda haklı. Bıçağı kendisine saplayanın Nihal Hanım'dan başkası bilmiyor. Onun ifadesi alınmadığı sürece bu işi çözmek zor. He? Her şey düzelecek, merak etme. Beni evin önünde bırak. Niye? Sen bize gelmeyecek misin abla? Hayır canım. Siz baba kız çok yoruldunuz. Dinlenin biraz. Ben evde yemek yaparım. Yarın gelirim. Tamam. Sen nasıl istersen. Evet. Haberleşiriz. İyi günler. Görüşürüz. Görüşürüz. Ecem dur. Dur Ecem. Toplamaya gerek yok. İkimiz de çok yorulduk. Sonra hallederiz. Önemli değil. Odanda dinlenmek ister misin? Deniz, ne yapıyorsun burada? Gidiyorum Hakan. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Gel. Hakan gidiyorum. Gel gidemezsin. Hakan gidiyorum. Gel gidemezsin. Beni... Ne olur bırak beni. Hayır seni bırakamam. Lütfen çok özür diliyorum. Bak ben bir daha yapmayacağım. Söz veriyorum. Yapmayacağım. Ya bu kaçıncı özür dilişi? Bir daha yapmayacağım. Ama bunu kaç defa yaşadık? Ama bunu kaç defa yaşadık? Söz veriyorum. Ben seni kaybetmemek için her şeyi yapacağım. Sen bana bakmaya kıyamazdın, dokunmaya kıyamazdın. Ne olur yapma. Biraz versin.
Eşyalar toplamın seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen kadınım. La 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 la. Kadınım. Hatırla o günü karşıki sokakta. Seni öptüğümü ilk defa hayatta. Kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen. Sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık. O ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım. La 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 la. Kadınım. Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen. Masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hasret senin nefesine. Sen kadınım. Deri dere deri dere deri dere deri dere dere. Kadınım. Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen. Şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver bana. Dışarıda yalnız üşüyorsun. Karşışehir'de geçen bir kamyonun neden olduğu kaza sonrası Bursa-İstanbul otoyolu 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Yaralıların tedavisi Bursa Devlet Hastanesi'nde sürmekte. Baba. Akşam saatlerinde baba. Cezaevinde çıkan isyanla ilgili haberlerimizi iletmiştik sizlere. Olaylar güvenlik kuvvetlerinin baba. Müdahalesiyle kontrol altına alındı. Şimdi baba. Son gelişmeler için baba. Cezaevi önündeki muhabirimiz Banu Kaya'ya bağlanıyoruz. Seni kurtaracağım anne. Kocasını öldürmeyi tam teşebbüsten tutuklu DD'nin sorgulaması devam etmekte. Yetkililer konuyla alakalı henüz bir açıklama yapmadı. Şu anda yetkililer geliyor. Bir açıklama almaya çalışacağız. Sayın savcım.
Savcı Bey. Sayın Savcım. Savcı Bey. İsyanlı can kalmadı. Savcı Bey. Arkadaşlar müsaade edin. Savcı Bey, bir açıklama yapar mısınız? Savcı Bey. Bir açıklama yapar mısınız Savcı Bey? Bir açıklama. Bir açıklama yapacak mısınız Özlem Hanım? Bir açıklama yapabilir misiniz? Daha sonra açıklama yapılacak. Cezaevinin mahkumları... Kameraları indirir misiniz? Arkadaşlar kameraları indirir misiniz? Lütfen. Ölen yok. Açıklama savcılık tarafından yapılacak. Ben yetkili değilim. Mahkum yakınları tedirgin. Bir açıklama yapacak mısınız? Yaralılarımız var ama şu an müşahede altındalar. Cezaevi müdürü ağır yaralı. Yönetimin ihmali var mı? Siz kayıt mı yapıyorsunuz? Hayır. Lütfen siler misin onu? Lütfen onu siler misin? Halkın haber alma özgürlüğü. Lütfen siler misiniz? Ver bakayım şunu. Verir misiniz şunu? Şşş, akıllı ol. Kardeşim versene. Kardeşim ukalalık yapma. Kafanı öyle ulu orta her şeye sokma, tamam mı? Ver şunu, özgür basın, ver şunu. Video lan. Sil. Evet. Tamam, bakalım. Ha bir dakika, son silinenlerden de sildik mi? Al bakalım. Haydi, gel. Neden kesin bir açıklama yapıyorsun? Mahkum yakınları merakla. Bir açıklama yapar mısınız? Açıklama yapar mısınız? Açıklama yapar mısınız? Lütfen cevap verin. Teşekkürler, tam zamanında. Ne demek, laf olmaz. Annen adam öldürmeye tam teşebbüsten tutuklu olduğu için bu bizim durumumuzu biraz zorlaştırıyor Ecem. Ama hiç merak etme. Ellerinde bir delil yok. En kısa sürede anneni aklayacağız. Bakın benim annem kimseyi öldüremez. Öldürmez. Annem benim yüzümden içeride. Babam o vurmadı, ben vurdum. Bana zorla yalan söyletip suçu üzerine aldı. Bilmiyorum şimdi içeride ona tuzak kuruyorlar. Bir şeyler dönüyor bilmiyorum, anlayamıyorum. Ben gidip her şeyi itiraf edeceğim Erhan Bey. Sakın Ayacan, sakın. Bak onu serbest bırakmayacakları gibi seni de tutuklarlar. Ne olur böyle bir delilik yapma. Ecem! Ecem! Bakın, hepinizin desteğine ihtiyacım var. Tek tek hepinizin. Bu enkazın altından beraber kalkmak zorundayız. En azından Nihal Hanım hastaneden çıkıp görevine dönene kadar. Ki inşallah en kısa sürede aramızda olacak. Ya da yeni bir müdür atanana kadar tabii. Melis. Yanlış anlama. Ben de en az senin kadar dönmesini istiyorum buraya. Ama tabii yapmak zorunda olduğumuz bir işimiz var. Ve gerçekçi olmak zorundayız. Yani tedavi sürecinin ne kadar olacağını bilmiyoruz, öyle değil mi? Her neyse. Gözümüzü kimsenin üstünden ayırmıyoruz. Güvenlik amacıyla devriyelerde ikili olarak gezeceksiniz. Anlayayım sizi. Yani şimdi ikimizden biri bıçaklanırsa diğeri de öbürünün hakkından gelecek, öyle mi? Peki. Bıçaklı sayısı iki kişi olursa ne yapacağız? Meltem. Şu anda konumuz bu değil. Kimsenin oyuncağı olmayacağız. Gücümüzden taviz vermeyeceğiz. Kontrolün bizde olduğunu unutmamaları gerekir. Niye biraz daha sakin olmuyoruz? Nasıl sakin olalım Melis? Dün burada kıyamet koptu. İsyan çıktı. İnsanlar ölümden döndü. Yangına körükle gitmeye gerek yok ki. Sinirler gergin, herkes öfkeli. Yani grup terapileri yapılabilir, rehabilitasyon programları uygulanabilir. Hatta masaj da yapalım Melis Hanım. Siz nasıl bir durumun içinde olduğunuzun farkında mısınız acaba? Özlem, ben sadece yardım etmeye çalışıyorum. Romantik fikirlerinizi sadece kendinize saklayın Melis Hanım. Arkadaşlar, şu an tam yetki bende. Ben ne dersem o olacak. Nefes aldırmıyoruz. İpler elimizde olacak. Baskıyı arttırıyoruz arkadaşlar. Murat. Senin ne işin var burada? Ya bilmiyorum yani. Dayanamadım, çok bastı. Çıktım geldim ben de. Ya, belki burada bir gelişme, bir ipucu. İfadeler falan ne oldu? Bir dakika, Nihal ne durumda? Aynen, bekliyoruz. Geçmiş olsun tekrar.
Sağ olun, teşekkürler. Merak etme. Bunun hesabı sorulacak. Anons yapın. Mahkumları bir yerde topluyoruz. İkinci bir emre kadar her şey yasak. Dağılabilirsiniz arkadaşlar. Buyurun. Kolay gelsin, işiniz zor. Sağ ol. Herkes öğrenecek. Ucuz atlattın kanalı yapıncak. Kısmet be nenem. Kısmet, ismet artık neyse. Bir daha bekleriz. Gene buyur. Boş ver şimdi sen davetin nenem. Öyle kalkışma resepsiyondur, davettir bilmem neleri. Zaten kaç gündür böyle aksiyon yaşıyorsun. Vallahi hipçeten gidiverirsin, bir yerde kalırsın vallahi. Nereye gidiyoruz ayol? Daha seni evlendireceğiz. Yani mürüvvetini görmeden ben hiçbir yere gitmem. Kına da yapalım anneme. Yapalım. Kınayı. Yeter, yeter. Kes. Kes. Hırlaşma. Kalk. Ayağa. Ayağa kalk. 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 Rahat arkadaşlar. Allah razı olsun. Dün gece... Hiç tanımadım. Bu cezaevinde hiç hoş olmayan şeyler oldu. Hiçbirimizin hoşuna gitmeyen şeyler. Bazı arkadaşlarınız yaralandı. Hali hazırda tedavi görüyorlar. Nihal Hanım, müdürümüz yoğun bakımda. Geçmiş olsun. Acı olan şu ki... Ne ki? Ona bunu yapan kişinin şu an... aramızda olması. Adalet Bakanlığı adına idari soruşturmayı yapmak üzere görevlendirildim. Adli soruşturmayı Savcı Bey bizzat yürütüyor. Hayırlı olsun. Sorumlular,
Nihal Hanım'ı yaralayan da dahil en kısa sürede tespit edilip haklarında gerekli işlemler yapılacak. Arkadaşlar. Efendim. Arkadaşlar. Mahkumiyet zor bir süreç, bunu biliyoruz. Cezaevi şartlarının iyileştirilmesi için ilgili bakanlıklar ve idare elinden geleni yapıyor. Bundan sonra da yapacak. Ancak sizin anlamanız gereken, iyice anlamanız ve kafanıza yazmanız gereken bir husus var. Hiçbir isyan cezaevi şartlarını iyiye götürmez. İsyan demek daha sıkı güvenlik tedbirleri, daha sıkı kontroller, hak mahrumiyetleri ve daha büyük cezalar demek. Bilmem anlatabiliyor muyum? He? Ve kimse, hiç kimse, hiçbir grup kendi aralarındaki güç ya da iktidar kavgalarında idareden doğabilecek bazı eksiklikleri mazeret olarak ileri sürmeye kalkmasın. Çünkü buna asla ama asla izin verilmeyecek. Herkesin ifadesi alınıp soruşturma bitene kadar bütün telefon görüşmeleri ve ziyaretçi görüşmeleri kaldırılmıştır. Saçma söylüyorsun ya. Arkadaşlar. 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 Bir katil, yüzlerce mağdur. Tamam. Biraz sakin. Biraz sakin. Beni dinler misiniz? Sayın savcıma katılıyorum. İsyan çözüm değil. Hiçbir mazereti de olamaz. Size hatırlatmak zorunda olduğum bir şey var. Dünyada bugüne kadar bastırılmayan tek bir cezaevi isyanı bile yoktur. Bedeli ne kadar ağır olursa olsun bütün isyanlar bastırılmıştır. Çünkü aksi mümkün değildir. Çünkü bir grup insanın bir devletten daha güçlü olması mümkün değildir. Sizin için de aynı şey geçerli. Çıkardığınız tüm isyanlar bir şekilde bastırılacak. Ama bunun hiçbir önemi yok. Asıl önemli olan ne biliyor musunuz? Kardeşlik. Paçozluk. Asıl önemli olan şey içinizdeki isyandır. Onu bastırmanın bir yolunu bulduğunuzda, ki bu yolu birlikte aramak zorundayız, İşte o zaman birçok şeyin üstesinden gelmişiz demektir. Şimdilik lütfen, ama lütfen içinizdeki isyanı susturun. Amacımız size eziyet etmek değil, suçluyu bulmak. Yoksa hepiniz töhmet altında kalacaksınız. Neredeyse öyle olacak. Kimsenin bize bir şey dediği yok. Böyle bekleyip duracağız. Ne oluyor acaba içeride? Bir kişi ya. Bir kişi çıksın. Bize desin ki kardeşim şu zaman açıklama yapıyoruz. Bizim de yakınlarımız var içeride. Abi, pardon. Gel benimle bak, fena karıştı ortalık. Ne yapacağım? Benim annemi görmem lazım. Görüş yasağı koymuşlar. Zaten telefon da edemiyor içeridekiler. Gel benimle. Bırak beni. Durumları nasıl acaba? Normale dönmüş. Sakinlemiş ortalık. Merak etme. Bu arada ben Alp. Ece. Melis. Desteğin için çok sağ ol. Anlamadım.
Nasıl anlamadın? Özlem, bir sorun mu var? Evet, var. Söylediğim her şeye karşı çıktın. Ben bana destek olursun diye bekledim ama sen savcıya kendini beğendirmek için... Özlem, biz arkadaşız. Aynı taraftayız. Tabii ki hata yapmana izin vermeyeceğim. Göz göre göre yanlış karar vermeni kabul edemem. Anlıyor musun? Saçmalama. Gel buraya. Ben böyle bazen ne söylediğimi bilmiyorum. Ne olur kusura bakma. Bazen hepimiz saçmalıyoruz. Ama rahat ol. Hepsi geçecek. Tamam mı? Beklesek mi biraz daha? Belki görürüz. Bence bekleme. Yasak ne zaman kalkar belli değil. Günlerce sürebilir. Tamam o zaman. Ben gideyim Enis. Teşekkür ederim. İyi günler. Ecem. Gideceğin yer uzak mı? Yani metrobüsle gidecektim. Ben arabayla geldim. İstersen bırakayım seni. Yani boşu boşuna hiç zahmet vermeyeyim ben sana. Yok canım, ne zahmeti? Zaten durak yolunun üstü. Tamam o zaman. Araba hemen şurada. Gir. Deniz hala tecritte mi? Evet. Avukatı aradı, görüşmek istiyormuş. Görüşten sonra çıkartalım. Deniz'i mi? Evet. Emin misin? Emin. Peki madem. 34-58. Merhaba. İki diploma. Hukuk ve psikoloji lisansı. 3 yıl avukatlık ve mukayeseli ceza infaz sistemleri üzerine yüksek lisans. Oldukça ilginç. Teşekkür ederim. Bir ara daha ayrıntılı görüşelim. Olur mu? Tabii. Ne zaman isterseniz. Deniz mutlaka birileriyle konuşacak. Ya da birileri onunla. Buradan bir şey çıkarma şansımız olabilir. Nihal'in taktikleri. Umarım yanlış bir şey yapmıyoruzdur. Bu arada çok teşekkür ederim. Ne için? Konuşma sırasında benim yanımda olduğun, bana destek olduğun için. Saçmalama. Dostlar bugünler içindi. Tamam. Anlaşıldı. Seni buradan çıkarmak için elimizden geleni yapacağız Deniz. Ancak bu süreçte benden hiçbir şey saklamamalısın. Evet. Bugün kızın ofise geldi ve babamı ben vurdum dedi. Gidip itiraf edersem annemin suçunu hafifletir miyim diye sordu bana. Doğru mu Deniz? Ne? Hayır. Hayır. Doğru değil. Ecem saçmalıyor. Ne, siz ne dediniz ona? Ben ona fevri davranmaması gerektiğini, böyle bir şeyin işe yaramayacağını söyledim ama ikna olmadı. Benim onunla konuşmam lazım. Deniz bak, eğer bu doğruysa ona bir şekilde engel olmamız gerekiyor. Senden kurtaracağı yıllar ona mal olacak. Ve ikiniz birden hapiste olacaksınız. Apar topar onunla buraya geldim. Şu an dışarıda. Ama biliyorsun görüş yasağı var. Yasak kalkar kalkmaz seni kızınla görüştüreceğim. Bak bak, hiç riski var. Bak. Hadi hadi. Çok iyi.
Al aşkım, al şuradan. Ya. Deniz, hayırlı olsun, salmışlar. Evet, o yüzden hanım bırakın demiş. Şanslısın vallahi, biz olsa en az bir hafta tutarlar. Şey Azra, benim çok acil telefonla konuşmam lazım. Şşş. Muhbirler etrafta cirit atıyor. Çok önemli kızımı aramam lazım. Anlamıyor musun? İdarenin gözü üzerinizde. Ortalık karışık. 3-5 gün bekle. Herkesi merak eden var. Ben ne olur 3-5 cümle söyleyip kapatacağım lütfen. Hayır. Azra lütfen. Hayır dedim. Bak oynamış ya. O zaman... Hep taşırdım çocuğum ben bunları ya. Dudu. Yakmış yine bizimki. Yonca. Kız. Ne bu halin senin? He? Sakin ya. Ne olmuş halimle? Ne yok senin halinde acaba? Ayakta zor duruyorsun, devireceksin şimdi. Yine hücreye mi gitmek istiyorsun ya? Sıkıntı yapma ya. Bir şey olmaz. Sıkıntı yapma diyor beni ya. Sıkıntı yapma diyor. Dudu. Yürü odana, yürü. Bak kızım. Dudu, Dudu. Ana Murat abisi. Ben de sana bakıyordum sabahtan beri. Ve çocuğum, ver gösteren be. Bak Öykü sana ne yapmış? Yazıyı ben yazdım hem de resmi kendi çizdi. Karımı kim bıçakladı Dudu? Ben bilmiyorum. Bana bak. Bir raporunu alırlar çocuğu. Ya da bir bakmışsın ortadan kaybolmuş. Deniz'le dip dibe yaşıyorsun. Sana bir gün süre veriyorum. Karımı kimin bıçakladığını öğreneceksin. Anladın mı? Yoksa alırlar çocuğu. Tamam mı? Murat Bey. Ben sen, bilmiyorum. Sen. Ne arıyorsun burada? Hücrede olman lazım senin. Bıraktılar. Bıraktılar mı? Bıraktılar ha. Karımı bıçaklayıp ortalıkta dolanmak bu kadar kolay mı? Ben yapmadım. Ben bıçaklamadım. Seni gözlerimle gördüm. Hiçbir şey görmediniz. Siz geldiğinizde... Nihal Hanım uyandığında zaten... Sakın! Sakın karımın adını ağzına alma. Sen yapmadıysan kimin yaptığını bulacaksın. Nihal can çekişirken bu... Dolandırmayacaksın, anladın mı? Yürü işte! Tamam. Yürü! Ah. Yürü dedim sana! Murat, Murat! Yürü. Sen, Murat, Murat! Sen de odana gir. Hepsi kimin yaptığını biliyor! Bilse, hepsi biliyor! Bilseler de söylerler. Ben söyleteseyim bilirim! Bilir mi Murat? Bana bak, şimdilik etrafa baksana. Oğlum, kendine gel lan. Savcı burada, müfettiş burada. Seni bu durumda görseler ne olur biliyor musun sen? Bu halinde kimseye faydan yok senin ha. Mahkumlara zarar veriyorsun, kendine zarar veriyorsun. En çok da Nihal'e. Dayanamıyorum oğlum artık. Şişt, kendine gel. Salma kendini, kendine gel. Hastaneye git. Karının yanına git. Sen burada ne yapıyorsun ki şimdi? Ha? Onun yanında olman lazım şimdi, değil mi? Hadi. Hadi hastane. Hadi. Afiyet olsun annem. Vay 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 vay. Hayırdır? Kuzu. Hayırdır? Benim kızımla görüşmem lazım da. Çok acil bir konu var.
Belki bana yardımcı olursun. Mecbur kalmasaydım gelmezdim. Bana gelene kadar Azra karısına sorsaydın ya. Sordun mu yoksa? Hı. Sordum tabii. Ama vermedi. Veremedi. Yiyemedi çünkü. Ama zor durumda kalanı yüzüstü bırakmak bizim şanımıza yakışmaz. Sen akıllı bir kadınsın. Buralar kimden sorulur? Bu düzeni kim sağlar? Anlamıştırsın. Haksız mıyım? Haklısın anne. Tamam. Konuş kızınla. Ben de anneyim. Analık çok başka bir şey. Çok başka. Mesela ana fikir var. Baba fikir var mı? Yok. Ana vatan diyoruz. Baba vatan diyor muyuz? Yok. Anayasa diye bir şey var. Babayasa... Analık mühim. Çok önemli. Halden anlarım. Azra karısı anlamaz. Anlayamaz. Bu yüzden... ana gibi yar olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz demişler. Ne demişler? Cennet anaların ayaklar altında demişler. Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Onu bir iyilik olarak düşün. Zamanı geldiğinde ben de senden bir iyilik isteyebilirim. Tamam mı? Evet. Ha? Evet. Evet. Anlaştık. Evet, anlaştık. Bilen bilir. Dostluğun çok kolaydır. Düşmanlığın çok daha kolay. Sok bunu kafana. Alo. Hakan. Ecem'le konuşmam lazım. Fazla vaktim yok. Bana Ecem'i verir misin? Deniz. Ha, Ecem yok. Sen nasılsın? Hakan bana Ecem'i ver. Ecem okula gitti. Evde yok. Yani, eğer beni merak ediyorsan ben iyiyim. Yani, iyileştim, evdeyim. İyi. Sevindim. Şey merak etme ya, polise bir şey söyledim. Ben kendimi vurdum dedim. Merak etme. Sen ne durumdasın? Sen beni boş ver. Ecem'e göz kulak ol. Avukatla konuşmuş, her şeyi anlatacağım deyip duruyor. Gözünü ondan ayırma. Ne? Deniz. Hakan kızıma sahip çık. Senden başka hiçbir şey istemiyorum. Teşekkür ederim. Bir sorun mu var? Yok.
İçeride yatan için hayat zor. Tabii dışarıdaki için de. De insanın annesi olunca hapiste olan hakkın hep onda. Sanki o değil de ben yatıyorum. Görüşler serbest olunca haberimiz olur ama değil mi? Tabii öyle davulla zurna ile ilan etmiyorlar ya sen kalktın ama. Sık sık arayıp sorman lazım. İçeride bir gardiyan var. O haberdar ediyor beni. İyiyim ben burada. Eve kadar bıraksaydım yiyeceğim ama. Yok yani başımın çaresine bakarım zaten. Nasıl istersen. Bu arada görüşme için bir haber gelirse arayayım mı seni, ister misin? Çok sevinirim. Ama ben telefonumu evde unutmuşum ya. O zaman benim telefonuma yaz. Tamamdır. O zaman görüşürüz. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Hoşça kal. Sen mi şişledin ki? Söyle! Ben yapmadım. Yemin ederim ben yapmadım. Tutun, ben yalan konuşma! Tutun, ne yapıyorsun? Gideceksin, itiraf edeceksin. Ben yaptım diyeceksin. Ben... Gebertirim seni. Yemin ederim ben yapmadım. Tutun. Ne oldu? Murat rahat bırakmıyor ki beni. Nihal'i kimin bıçakladığını söylemezsek öyküyü alırım elinden diyor. Aldım gidememiş. Ben ne yaptığımı biliyorum. Tamam. Ya. Gel otur şuraya. Ah kardeşim ya. Sen bir de şimdi beni teselli mi ediyorsun? Ah Duda. Acıdı mı boynum? Acımadı. Sen zaten kızından konuşamadın, arayamadın. Ben de kalmışım, sana ne yapıyorum ya? Aradım ama konuşamadım. He? Nasıl aradın kız? Kudret'ten telefon istedim, o da verdi. Ne? Ne? Kudret'ten telefon mu istedin? Ne yaptın? Azra! Kudret'ten telefon istemiş bizimki, o da değilmiş. Ne? İnsan? Ha? Kaç kere söyledik sana, dalga mı geçiyoruz biz seninle? Kudret'ten telefon istenir mi hiç? Önce sana geldim. Bekleyeceksin kızım. Bekleyeceksin. Hücreden çıkar çıkmaz elinde telefonunu bulurlarsa senin başına geleceklerden haberin var mı? Ha? Var mı? Burnundan tutup atarlar tekrar hücreye, bir daha da sittin sene çıkamaz. Tabii bizim işimiz gücümüz bitti, Deniz Hanım'ın kızıyla uğraşıyoruz. Buradaki herkes ağaç kabuğundan çıktı ya, anasını satayım. Aferin. Aferin sana. Ne yaptın ettin, oturdun yine Kudret'in kucağına. Aptal. Hayırlı nöbetler. Sağ olasın. Oktay. Ne tarafa? Hastaneye gidiyorum, Murat'ın yanına. Ben bırakırım, gel. Hem ben de Murat'ı görmüş olurum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. E hadi.
Annenle yaşıyordun değil mi sen? Evet. İşten eve, evden işe. İş dışında başka bir hayatın var mı? Yokmuş gibi mi görünüyor? Var mı? Var tabii. Tek hayatım iş değil tabii. Başka hayatım da var. Nasıl bir hayat? Yani öyle çok pırıltılı, parlak bir hayat değil tabii. Herkesinki gibi işte. Özel biri var mı hayatında? Erkek arkadaş falan? Var. Var mı? Evet. Peki, güzel. Nasıl gidiyor? Gayet iyi. Sık sık görüşebiliyor musun mesela? Bazen. Malum bizim iş yoğun. Eşim de evde beni bekliyor zaten. Onunla mı buluşacaksın? Hı hı. Niye şaşırdın? Hastaneye gidiyoruz ya, ne bileyim, daha fazla bekletmeseydin adamı. Şey önemli değil o. Ben zaten biraz uğrayıp çıkacaktım. Ona da söylerim, biraz geç gelir falan. Hastaneye geldik. Murat. Murat. İyi misin birazdan? Sağ ol canım. Ne haber? İyiyim. Sen? Durum nasıl? Aynen. Doktor iyi dedi ama... bekliyoruz işte. Sen git istersen. Gecikeceksin. Efendim? Gecikeceksin. Randevum var diyordun ya, git istersen. Ben buradayım, merak etme. Ben bir seni göreyim istemiştim. Yarın akşam gelip kalırım. Tamam mı? Tamam canım, sen beni merak etme. Ben iyiyim. Bak, bir şey ihtiyacın olursa ara, tamam mı? Tamam. Hadi git. Sana yiyecek bir şeyler getirdim. Açsındır. Yok abi, sağ ol. İyi misin? Ya bir iki lokma ye bari oğlum. İstemiyorum. İçecek bir şey ister misin? Kahve falan olur. En zor olan nedir biliyor musun Oktay? Elinden hiçbir şey gelmemiz. Karım içeride ölüm kalım savaşı veriyor. Benimse tek yapabildiğim ellerim kollarım bağlı beklemek. Geçecek dostum. Geçecek bundan hepsi. Merak etme. İnşallah geçecek. Nihal güçlü kadındır. Atlatacak bunu. İnşallah. Senden bir hayır yok. Dedim ben konuşayım şu komşuyla. Sabahın köründe gittim, kapısına dayandım. Şaşırdım tabii. Dedim böyle olmaz bu iş. Sabır sabır bir yere kadar. Yani zam yapmayacaksan çek git buradan. Akşama kadar düşün, taşın. Bana haber ver, yoksa avukata vereceğim. Sonra ne oldu? 2 saat sonra geldi bu kuzu gibi. Elinde yeni bir kontrat. Olur olmaz derken %10 zam yaptım. Bu da ders olsun sana. Anladın mı şimdi iş nasıl halledilirmiş? Sana kalsa kibarlık bir işe yaramıyor kızım, geçti onun zamanı. Dedim de dinletemedim sana. Anne, cezaevinde isyan çıktı.
İnsanlar yaralandı. Ortalık yangın yerine döndü. Ben de o yangının tam ortasındaydım. Hayatım tehlike altındaydı. Sabaha karşı eve geldim. Sen ne yapıyordun? Horul horul uyuyordun. 3 saat sonra işe gittim. Yine ne yapıyordun? Horul horul uyuyordun. Sen ne yapıyorsun zaten? Sürekli horul horul uyuyorsun. Ben şu an nereden geliyorum biliyor musun? Hastaneden geliyorum. Nihal Hanım yoğun bakımda. Ölecek mi ölmeyecek mi belli bile değil. Onun yerinde ben de olabilirdim anne. Ama bana bak. Ben burada bu hala üniformamla duruyorum. Ya haber dinlemiyorsun. Bari insan kapıdan girdiğinde kızına bir kızım sen nasılsın der. Bir kere olsun hatırımı sor. Günlerdir kiracılarım böyle, kiracılarım öyle. Bıktım kiracılardan. Umrumda bile değil kiracıların anlıyor musun? Eğer merak ediyorsan. Ölmedim ama yaşıyorum. İyi miyim? Bilmiyorum. Neye niyet, neye kısmet. Nihal'le daha 2 ay önce gelmiştik bu hastaneye. Çocuk için, sen de biliyorsun. Tedavi iyi gidiyordu. Doktor mutluydu. Bizi de. Günaydın. Günaydın. Kahvaltıyı hazırlayıp uyandıracaktım ama madem uyandın o zaman birlikte hazırlarız. Bana göre hoş. İşe geç kalacağız. Acaba diyorum kahvaltıyı iptal edeyim. Biraz vakit mi kazansak? Ya, yavaş ne yapıyorsun? Doktorun verdiği reçeteyi uyguluyorum. Çok güzeldi her şey. Çok güzeldi. Niye böyle oldu burada? Neden böyle oldu? Ona bunu yapanı bulup öldürmek istiyorum. Her kimse bulup öldürmek istiyorum. Bak nasıl olmuş? Aa, köpek mi gönlü? Allah Allah. Neden sıra diyor bunlar bu sefer? Karıları doymuş da ondan. Ah çocuğum. Kapat bakayım gözünü. Hav. 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 Bak bunu da ben yaptım. Sana nasıl olmuş? Korkmuyorum değil mi gari köpeklerden? Yok ama insanlardan korkuyorum. Neden çocuğum? Dövüyorlar, birbirlerini üzüyorlar, vuruyorlar arkadaşlarına. Ama dedin ya sen, köpekler acıkınca yapıyor, insan hep yapıyor. Ah güzelim benim. Bu da doğru. İnsanlardan kim korkmuyor ki? Ne oluyor? Nihal, ne oluyor? Dur, Nihal. Dur, Murat dur. Nihal. Hemşire abi, hemen arayın. Beyan sevgilim. Nihal, Nihal. De. Ne oluyor? Bir şey yap be. Küçükken namaz hocasına gönderdi anam bizi camiye. Rahmetli Hafız Mustafa vardı, nur içinde yatsın. Vaaz verdi bize, o anlattıdı. Şeytan derdi kötülükten yaratılmış. Onun işi gayet kötülük. Melekler de iyilikten yaratılmış. Onların da işi iyilik. İnsanoğlu da hem iyilikten yaratılmış hem kötülükten. Eğer insan iyilik yaparsa meleklerden bile daha yukarıda olmuş. Emme
kötülük yaparsa da şeytandan bile daha aşağı olmuş. Dayan sevgilim. Attım. Nihal! Nihal! Cenab-ı Allah cüz-i irade vermiş. İster iyiliği seç, ister kötülüğü. İyiliği seçersen mahlukların en şereflisi olursun demiş. Sen bilirsin demiş. Sen seç yolunu gari demiş. Bir şey yapın ya! Doktor bir şey yapın! Ya! Tebeler olsun yarabbim. İyiliğin yolunda giden de var emme. Bakıyorum bakıyorum. Kötülüğü seçen daha fazla sanki. Mahlukların iyi şereflisi olacağını demiyorum da iyi şerefsiz olacağını diye uğraşıyorum. 100.000 kere tebeler olsun. Bak çocuğum. Hayvan dediğin karnı acıkınca yemeğini yer, bir kenara kıvrılır uyur. Fazlasını istemez. İnsan dediğin öyle mi? Karnı doysa da daha fazlasını ister. Açlığı bitmez. Hamurumuzda iyilik var emme. Tadımız kötü. Hadi çiz bakalım köpeklerini. Onun dişlerini de yap. Nihal, müdürü kaybettik. Başımız sağ olsun. Başına marş! Cenaze al! Cenaze yürüyüşü marş! Thank you.
aldın Jordi. Ne yapacağım ben? Deniz, olmuşla ölmüşe çare yok. Ne olur yıpratma kendini, ne olur. Hadi. Amin. Başın sağ olsun. Allah. Allah sabır versin. Başın sağ olsun. Başın da olsun. Allah sabır versin. Başın sağ olsun. Baba. Biz her zaman senin yanındayız. Ya ben sağ onun yerini tutamayız ama biliyorsun işte. Elim sen geldi. Fazla. Benim kalmamı ister misin? Oktay, sen ağlıyor musun? Niye şaşırdın? Yok canım, şey sen pek duygularını belli eden biri değilsin ya. Yani bir de eski polis, özel harekatçısın, ne bileyim. Önünde bir sürü insan öldü, alışmışsındır diye. Buna alışılır mı Özüm? Ölüme alışılır mı? Bunu söyleyen ya yalan söylüyordur ya da insan değildir. Rabbil izzet amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Kuzu düşmüş. Kuzu, başın sağ olsun. Allah cennetinde kavuştursun kuzu. Ne diyor bu Bunakkine? Ne olacak? Kına yakıyor balamuz. Surata bak. Ne suratına? Hadi bakalım. Kuzu baksana. Aslında alışırsan hapishane kötü bir yer değil, değil mi? Gerçi alışmayacaksa. Bir ömür burada yaşayacaksın artık. Burası da senin evin kuzu. Deniz. Durma öyle ezik ezik. Ezik mi? Aynen öyle. Sen böyle ezik durdukça onlar da seni ezik sanacaklar. Abla, gözünü aydın.
Seninle olan dilekçeyi onaylamıştır. Bunun görüşüne gelin. Sağ ol. Deniz. Deniz. Müdüriyette kağıtları gördüm. Kızın geliyor görüşe. Ne diyorsun? Bununki de mi geliyor? Bununki de mi? Hayırlı olsun abla. Hayırlı olsun. Hayırlı anne. Sağ ol, sağ ol. Hadi hayırlı olsun. Ah. Azıcık yüzün gülsün. Ağlama. Tamam. Ağlama. Tamam, sağ ol. Sen, gel benimle. Dikkat, dikkat. Telefon görüşmelerine... Hadi lan, çabuk, çabuk. ...itibariyle yeniden başlamıştır. Bütün bu ne oluyor lan? Usta nazik ol, usta. Evet. Belanın da kimden geleceği belli olmuyor ha. Ha? Karının biri çıksın öyle durup dururken. Bakma lan bana öyle. Bakma patlatırım gözünü. Hiç mi vicdan yok lan sende? Ha? Nasıl kıydın lan müdürüme? Yeter ya. Gidip kalkma benim düzgün konuş benimle. Dediğim gibi konuşurum lan seninle. Sen de gibi dinlersin. O hayatta savcı bekliyor. Yürü. Geç otur, geç geç. Alo. Ha, görüşler açılmış, haber vereyim dedim. Tamam, tamam. Çok sağ ol. Geliyorum ben. Tedavi edildiği tıp fakültesi hastanesinde dün gece vefat etti. Olayın başlangıcı olduğu ileri sürülen tutuklu Deniz Demir'in savcılık soruşturması sürüyor sayın seyirciler. Deniz Demir'in hali hazırda eşini öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanmakta olduğu elimize ulaşan bilgiler arasında. Sırada ekonomi dünyası ile ilgili bir haber var. Yeter artık, yeter, yeter. Dur sakin ol, gel gel. Geleyim mi? Tamam, sakin ol. Sakin mi olayım? Sakin mi olayım? Televizyondaki haberi bir tek ben mi gördüm? Baba, kim bilir annem neler yaşıyor orada, hem de benim yüzümden. Benim yüzümden ama en çok da senin yüzünden, senden nefret ediyorum. Ha, söylememe gerek yok. Bu artık bir cinayet soruşturması. İtiraf ettiniz. İtiraf et, kurtul. Neyi? Neyi? Sayayım mı suçlarını? Bir, kocanı vurdun, elinde silahla yakalandın. İki, içeri girer girmez cezaevine sim kart soktun. Yasak olduğunu bile bile. Üç, bununla da kalmadın, koskoca cezaevi müdürünü herkesin gözünde tehdit ettin. Ve kadın kanlar içinde yerdeyken... yanında yine sen vardın. Deniz, benimle oynama. Oynama. Deniz. Hukukun en sevdiği şey itiraftır. Çünkü itiraf oldu mu, gerçekler ortaya çıkar. Suç kesinleşir. Hakimler adliyenin dışına hukuku taşımayı sevmezler. Evde karısıyla sohbet ederken ya da çocukların başını okşarken... senin cinayetlerin kafalarını meşgul etsin istemezler. İstemezler. Ama itiraf edersen... bir de ardına pişmanlık gelirse... acıma ve vicdan harekete geçer. Ha. İşte o zaman... ağırlaştırılmış müebbetle değil... müebbetle. Hatta... 30 yılla kurtarırsın. Ha, bir de içeride iyi halin görülür. 20 yıla çıkarsın buradan. İtiraf ve pişmanlık en sevdiği ikilidir hakimin. İtiraf et. Sen de biz de kurtulalım, rahatlayalım hadi. Ben bir şey yapmadım. Kaç.
kocanı da mı vurmadın kocanı? Elinde silahla yakalandın. Hatice! Buyur abla. Kapıyı kapat gel. Bu ne abla? Rahmetlinin bilekliği. Abla? Şimdi git, bunu şu bizim kuzunun odasına güzelce sakla. Kimseye görünme. Bakalım borcuna sadık mı? Biz bombayı kuralım da. İcap ederse patlatırız. Hadi. Kuzu, kuzu. Daha bir gün önce, bıçaklanmadan bir gün önce neredeyse odasında üzerine atlamışsın. Ağzına geleni söylemişsin ağzına. Onlarca şahit var. Keşke sorguya başlamak için beni bekleseydiniz Sayın Savcım. Ayrıca bu söylediğiniz hiçbir şeyi açıklamaz. Niye öyle bıçaklamak için bir sebebi olduğunu açıklar ama. Savcı Bey, daha şimdi siz dediniz ki bıçaklamadan bir gün önce dediniz, doğru mu? Evet, doğru. Ne var bunda? Çok şey var. O bir gün içinde cezaevinin altı üstüne geldi. İsyan çıktı. Maktul ayaklanmanın ortasında kaldı. Bu besbelli organize bir cinayet Sayın Savcı. Saçmalık bu. Gerçekten saçmalık. Bıçağı nereden buldun bıçağı? Bulmadım bir yerden. Benim bıçağım yok. Benim bıçağım hiç olmadı. Daha önce de tabancan yoktu ama gene de vurdun kocanı. Lütfen Sayın Savcım, lütfen. O dava henüz karara bağlanmadı. Doğru, doğru. Haklısınız ya. Haklısınız. Ama aynı yere iki kere yıldırım isabet ederse ne olur? Ha? İnsan içinde bir bit yeniği arar. Öyle değil mi? Deniz, senin otoriteyle bir sorunun var değil mi? Baskıya dayanamıyorsun sen. Kocan sana baskı yapıyordu, vurdun adamı. Burada kurallara da dayanamıyordun, Nihal Hanım'a da... Evet, ben vurdum. Tamam, ben vurdum. Gerçekten ben vurdum seni katilim. Ben önüme geleni vuruyorum. Var mı etrafta, orada burada sokakta başka suç daha? Şu dünyada Nihal Hanım'ın yaşamasını benden daha fazla isteyen bir Allah kulu daha yoktur. Sayın Savcım, yalnız konuşsak çok daha iyi olacak. Sürekli birilerine kızıyoruz gün içinde. Evde, işte, sokakta. Her kızdığımızı öldürmüyoruz. Hayır, ben öldürmüyorum. Sayın Savcım bakın, bütün kamera görüntüleri tarandı. Cinayet kameraların görüş alanı dışında ölü bir noktada gerçekleşiyor. Ki bu tür ölü noktalar cezaevinde çok az. Ya Deniz şunun şurası 3 günlük mahkum. Hayatında ilk defa cezaevine düşmüş. Bu 24 saat içinde o kameraların ölü noktasını keşfedecek. Plan yapacak.
Sonra gidip bir yerlerden o bıçağı bulup saplayacak. Bütün bunlar hayatın olağan akışına aykırı Sayın Savcım. Üstelik Deniz'e uymuyor, hiç uymuyor. Evet, şu anda cinayeti işlemediğine dair bir kanıtımız yok. Ancak cinayeti işlediğine dair bir kanıt da yok Sayın Savcım. Adam abi dene. Güzel bak Allah aşkına Dudu. Adam. Aa, Deniz. Aa, sen niye hazırlanmadın daha? Bir saat sonra görüş var. Değil mi? Hazırlanayım değil mi? E tabii. Bak görüş öncesi duşlar açıldı. Bence bir temiz duş al, iyi gelir. Tamam, iyi fikir, sağ ol. Sonra gel fal bakacaksın sana. Tutar benim fallarım. Gülüyor. Adam var, gara bir dene. Allah aşkına bırak adamı. Al oğlum. Bugün raporumu bitirip yarın sabah Ankara'ya dönüyorum. Bakanlık en kısa zamanda asaletten bir müdür atayacak. O zamana kadar buralar size emanet. Teşekkür ederim efendim. İyi günler Metin Bey. Hoşça kalın. Bakalım kimi atayacaklar. Bakalım. Göreceğiz. Tüm mahkumların dikkatini. Yemek saatinden sonra açık görüş başlayacak. Tüm mahkumların dikkatini. Yemek saatinden sonra açık görüş başlayacak. Sıhhatler olsun kuzu. Rahatsız etmedik umarım. Ne oldu? Ne istiyorsun? Borcunu ödemeni. Borcum? Bana bir iyilik borcum vardı. Unutmuş. Evet. Ben ne yapayım? Benim adamım olacaksın. Azra karısının ne yaptığını saati saatine bana bildireceksin. Gelir gelmez Nihal'i hakladın.
ortalığı karıştırdı. Bakarsın Azra'yı da haklarsın. Ha? Bak. Ben kimseyi öldürmedim. Öldürdün, öldürmedin. Senin benim ne düşündüğümün hiçbir hükmü yok. İnsanlar karşılarında bir katil görmek istiyor. Hemen, anında, şifşak. Adalet yerini bulmuş, bulmamış. Geç bunları. Hiç önemi yok. Yeter ki insanlar karşılarında kinlerini akıtacak birini bulsunlar. Ağızlarını şaflatarak linç edecekleri birini yakalasınlar. İşte o sensin. Onların aradıkları katil sensin. Bu ne demek biliyor musun kuzu? Müebbet kuzu, müebbet. Ben istersem belki bu durumu çözebilirim. Seni linç etmelerine müsaade etmem. Ama sen nerede durduğunu bileceksin. Sırtını Azra karısına dayarsan hiç kimse için hayırlı olmaz. Gel. Birlikte tertemiz bir sayfa açalım. Kollarım uzundur. Hem burada hem dışarıda. Şimdi şu anda senin karar vermen gerekiyor. Bu yolda benimle misin? Değil misin? Ya benimle ya bensiz. Ben kimsenin tarafında olmayacağım. Tek istediğim buradan kazasız belasız çıkıp gitmek. O yüzden beni rahat bırak. Lütfen. Yavaş. Kazasız, belasız. Senin her tarafın kaza bela olmuş kuzu be. Bu ne kadar vefasız çıktı bu çatal. Çekecektik ayağını anne. Arama yapılacak tekrar. Habersiz yakalanmayın istedim. Sağ olasın Hüseyin'im. Ablam. Ne yapıyorsun? Patlatıyor muyuz bombayı? Patlatıyoruz tabii. Patlatmayacağımız bombayı niye koyalım? Patlatalım ki o kuzu da vefanın sadece bir semt ismi olmadığını anlasın. Deniz Demir, benimle gel. Görüş için.
Biz nereye gidiyoruz? Görüşe. Hadi. Görüşe mi? İyi de görüş odaların... Önce bir takım evraklar imzalaman lazım. Kimsenin adamı değil. İyi. Kendi başının çaresine kendin bakarsın. Hı? Ya ne yapıyorsun? Hı? Kızına selamını söylerim ben. Hayır. Annem? Oğlum, aslanım benim. Aslan oğlum, aslan. Hı? Gel bir öpeyim seni. Sen zayıfladın mı? Yok anne, ben... Zayıflamış da. Ha? Zayıflamış mı? Ne? Kendine bakmıyor musun? Olur mu annem, bakıyorum tabii ya. Yani senin yemeklerin gibi olmuyor tabii ama... Yeni tanıştık. Onun da annesi burada yatıyor. Hatta cezaevi müdürünü öldürmekle yargılanıyormuş. Aile dostuyuz o zaman. Annesi benim içeriden arkadaşım. Ama bu ara kızını pek görmek istemiyor nedense. Şimdi dünürümüz oluyorlar. Yok be anne, ne dünürü ya? Gelinime iyi bak, gelinime. Anne. Sen gelinime iyi bak. Annesiyle içeride ben çok iyi anlaşıyorum, çok.
görüşmemiz vardı ama kendisi nerede acaba? Bir bakalım. Deniz Demir görüş talebini reddetmiş. Ama beni burada arama, arama anne. Baba, her şeyi bilmişsin. Adımı sorma. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne ağlama. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne ağlama. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne ağlama. Saçlarına yıldız düşmüş, koparman ağlama. Yüreği avucunda koşan her bir anneye, tepeden tırnağa oğla ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca çivirdi yanağımda tomurcuk. Pir sultana düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Cemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın. Kız var ya, saçlarım hep düz olsun istemiştim, biliyor musun? Saçmalama kızım ya. Aslan yelesi gibi saçlarım var. Bende olacak var ya. Benim yanımda bir daha saçtan bahsetmeyin, oyarım vallahi. Kurban olduğum kökü sende uzak. Allah Allah. O Azrail'imi bir... Tozunuzu ben mi attırayım? Yoksa siz mi toparlanacaksınız? Hatice nerede? Hatice? Evlat başka bir anne. Gözün aydın annem. Allah kavuştursun annem.
Aç da bak. Bunlar nedir Murat? Aç. Buyur ablam. Beni emretmişsin. Kızlar bir sekin bakayım. Sek sek. Naş. Ha. Ha. Ne yaptın emaneti Hatice? Koydun mu yerine? Bilekliği mi ablam? Başka ne iyi olacak Hatice? Koydum tabii ablam. Sen ne istedin de ben yapmadım. Bir gören falan olmadı değil mi? Yok be abla. Tereyağından kıl çeker gibi hallettim. O bileklik yok işte. Nihal her zaman takardı o bilekliği. Sen de hatırlarsın. Ama yok. Kayıp. Peki o gün taktığına emin misin? %100 eminim. Nihal hayatta çıkarmazdı o bilekliği. Bak Özlem, bileklik kimdeyse Nihal'i de o öldürdü. Hemen genel arama başlatman lazım. İyi de Murat, biz isyan gecesi didik didik her yeri aradık. Girip çıkılmadık bir yer kalmadı. Ne bileyim, eğer olmuş olsaydı görünürdü. Kimse bilekliği aramadı ki. Ya biri görmüş olsa bile dikkatini bile çekmemiştir. Yani... Bak Özlem, bileklik kimdeyse katil de o. Sen katili bulmak istemiyor musun? Al bakalım. Bunları size ayırdım. Nasılsın? Görüş nasıl geçti? Görüşemedim. Neden? Kudret dediğini yapmadım diye çamaşırhaneye tıktırdı beni. Deniz. Şu Kudret'e bulaşmayacaktın. Gerçekten çok tehlikeli bir kadın o. Yani artık neyse, yapacak bir şey yok. Değil mi? Yani bu saatten sonra hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Of Allah'ım. Bir kitap falan vereyim mi sana ha? Hem aklın dağılır. Yok. Yok vallahi, hiç kitap okuyacak kafada değilim. Deniz, kendini bırakırsan olmaz. Burada seni ayakta tutacak tek şey umut. Eğer umudun varsa bir ömür dayanırsın. Ama umudunu kaybedersen bir günde çökersin. Hadi, hadi bir kitap. Tamam bak, ben bunu okudum. Sana da tavsiye ediyorum. Hadi al şunu. Sağ ol. Azra, bir şey ister misin? Yok ya, en son aldığımı okuyamadım, bitiremedim zaten. Bugün bu fanlarla idare edeceğim. Bir sorun mu var? Yok. Bir sorun olsa bilirsin zaten. Herkes senden bahsediyor, yakında efsane olacaksın. Nasıl yani? Şöyle ki... Ben demiyorum, insanlar diyor. Diyorlar ki bugün Nihal'i indiren kadın yarın da Azra'yı. Anladın sen. Vallahi insanların ne düşündüğü umurumda değil. Ben hayatım boyunca hiçbir canlıya zarar vermedim Azra. Yani yazın herkes sivrisineklere ilaç sıkarken ben tütsü yakarım. Öyle düşün. Anlatabildim mi? Güzel. Üst üste arama yapmak olmaz. Daha yeni arama yaptık. Ben alamam böyle bir sorumluluğu. Murat'ın iddiası ciddi ama. Bunu dikkate almalısın. Bir de bana aramaya katılmak istediğini söyledi. Ne? İzin vermedim tabii ama ısrar ediyor. Yok, olmaz. Hayatta olmaz. Diyelim bileklik birinin odasında bulundu. Bulan da Murat. Nasıl olacak? Hadi zapt et. Zapt edebiliyorsan Murat'ı o zaman. Olmaz. Şey, acaba sen mi konuşsan? Ha, olur. Tabii, konuşurum. Peki o zaman. Aramayı yapalım. Sen arkadaşlara haber verirsin. Hallederim. Merak etme. Başka bir şey?
Dur orada. Yakınlaş. Tamam. Yakınlaş, yakınlaş. Tamam. Daha fazla yakınlaşamıyor musun? Bu kadar. Tamam, devam et. Murat, biz bunlara defalarca baktık. Berna baktı, Özlem baktı, ben baktım. Savcı baktı. Jandarmalar falan. Hepimiz baktık yani, hiçbir şey yok. Tamam, şimdi de ben bakıyorum, ne var? Onu burada içemezsin yalnız. Ne diyorsun sen Oktay? Ne yapacaksın? Şikayet mi edeceksin beni? İşten mi attıracaksın? Dediğim gibi arkadaşlar, o bileklik bulunana kadar her yer didik didik aranacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. 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 Buyurun. Bir dakika. Sen aramaya katılmıyorsun. Ne diyorsun sen Oktay? Ben bir şey demiyorum. Özlem Hanım diyor. Özlem Hanım mı? Özlem Hanım. Oktay, bu arama niye yapılıyor biliyorsun değil mi sen? Benim karımın katilini bulmak için yapılıyor. Benim karımın. Onu bulmayı hepimiz istiyoruz. Tek sen değil. Güzel. O zaman çekil. Olmaz dedim. Oktay çekil. Olmaz dedim ya. Meseleyi şahsileştirme. Oktay çekil şuradan. Oğlum öfkelisin lan, sarhoşsun. Pişman olacağın şeyler yapma. Tamam mı? Kendine bunu yapma. Tamam mı? Sakin sakin burada bekle. Dikkat edin, içeri girmesin. Aklına Nana'nın bir keresinde söylediği şey geldi. Her bir kar tanesinin dünyanın bir yerinde haksızlığa uğrayan bir kadının ağzından dökülen bir ah olduğu. Bütün bu iç geçirmeler gökyüzüne yükseliyor, bulutlar halinde toplanıyor. Sonra minicik parçalara bölünüp sessizce aşağı insanların üzerine yağıyordu. Bütün bunlar bizim gibi kadınların neler çektiğinin göstergesi demişti. Başımıza gelen her şeye nasıl da sessizce katlandığımız.
Bileklik bulundu. Tekrar ediyorum. Bileklik bulundu. Benim değil o. Yatağın altında buldum. Bu yapmış. Nihal'in bilekliği bu. Kurulu bir makineyim, ya arıza yaparsam. İstemediğim halde ya devrelerimi yakarsam. Durmam gerek ya yere yıkılırsam. Ya bir çuval inciri mahveden ben olursam. Bir daha düşünecek olsam. Aynı yanlışı iki kere yapar mıydım sanmam. Eyvahlar olsun bir daha kanmam. Ne de zor oluyor aradıklarımı bulmam. Sorduğum soruların yanıtını almam. Cevap belliyse sorusunu sormam. Dişlerim sivri ama korkma ısırma. Bana bit lan artık derler azalma. Sohbetini de düze tek haz almam. Çoğundan hoşlandığımı pek sanmam. İstediğim anda istediğim yerde olsam. Süpermen gibi istediğim yere uçup konsam. İnkarı bırak kabullen. Kabullenmekten başka çaren. Zor oluyor aradıklarını bulman. Zar zor, zar zor. Ne de zor.